yakımıza üzülür şıra şıra. Ulduzlar yakımıza üzülür şıra şıra. Ulduzlar çağırır akşam görüşlerine, akşam görüşlerine. Akşam görüşleri. Akşam görüşleri. Gelsin emeli kuşlar, akşam görüşlerine. Gelsin emeli kuşlar, akşam görüşlerine. Akşam görüşlerine. Mikrofon önünde verilişin müellifi Rafail Hüseynov. Akşamınız hayır hürmetli dinleyiciler. Bugünkü verilişimizi unutulmaz şairimiz Fikret Sadık'ın hatırasına həsr edirik. Biz onunla son dəfə görüşəndə 2016-cı ilin sentyabrı başlayırdı. Görkəmli şairimiz Fikret Sadık'ı evində ziyaret edirdim. Oğluyla getmişdik. O vaxt səhhətində biraz narahatlığı vardı. Nəfəsi təngiyirdi. Amma iki saata yaxın söhbət elədik. Çoxlu şeirlərini oxudu. Və ədəbiyyatdan danışdıqca, şeirlərini oxuduqca, sanki çöhrəsinin işığı da artırdı. Elə bil ki, səhhət böhranlarını da unudurdu. Nə biləydik ki, bu elə Fikrət Sadığın son müsahibəsidir. Təbii, söhbət uzun idi. Hamısını efirə vermək mümkün deyildi. Amma istəyirdim ki, verilişi tezliklə özü də eşitsin. Ona görə də axşam görüşlərinin Fikrət Sadığa həsr edilən sayını elə sentyabrda səsləndirdik. Əlbəttə, yazdığımız söhbəti xeyli ixtisar eləyərək. Amma bununla təsəlli tapıram ki, verilişi özü də dinlədi. O verilişdə Fikrət Sadığın öz ömür yolu haqqında hekayəti də vardı. Sənətə, ədəbiyyata baxışları da, ümumən dünya, insan haqqında düşüncələri də. Dinləyicisi, oxucusu ilə radio dalğalarında bu görüşü Fikrət Sadığın xalqıyla, yurduyla vidalaşmasıymış. Lapaz keçdi. Onun ömür saati 2016-cı ilin 16 noyabrında dayandı. Ancaq Fikrət Sadık şair idi. Qələmindən çıxanlarda dilimizin bütün gücünü daşımağı bacaran şair. Ömrü boyu dilin xidmətində dayananları isə dilin həmin tükənməz gücü həmişə yaşadır. Odur ki, Azərbaycan işığı ilə dolu solmaz şeirlər yaratmış Fikrət Sadığın ömür saati heç vaxt dayanmayacaq. Dilimizin nəbzi çarptıqca o da yaşayacaq. Eşit məni, bunda məşhur sarı torpaq, cövhəri haq, yarı şehir, yarı torpaq. Tarix, şahit, nə bəlalər çəkib başın, yadva sal, zarı zarı, zarı torpaq. Sən yadların yürüşünə sinə gəldin, qala torpaq, səngər torpaq. Bağrı torpaq. Adamların dili şirin olup burada əsrlərcə bal döşürüb arı torpaq. Böyük dahi şairlərin fəxrin sənin ulu torpaq, uca torpaq, tanrı torpaq. Ana yurtsan, sığıncaqsan, ellərə sən safdır için yerin suyu qarı torpaq. Yetimlərə ata ana qılığısan, çətin gündə qoca torpaq, qarı torpaq. Gecələri cəhd edirəm, səni tapım, burdan üzüm baxsın sənə sarı torpaq. İndi durub əlindən tut, doğmam mənim, ey beşiyim, ey beşiyim, sarı torpaq.
Sarı torpakla sizi bağlayan hususi nese var? Bak belki diyebilmeden neyle bildim onları da yaşıyorduk. Ancak biz yaşıyorduk Minakor'da. Komşudular da torpak bile pişerdi Şamak'ın doğma pişesini. O Şamakı'da indi o məhəllələr də sonradan çox dəyişilib. Baxı bu zəlzələdən filandan zaten sonra elə qaynayıb qarışıblar bir-biriyə. Yox, anda atamın yaşadığı yer məhəllənin adı Şıxmirazdır. Yəni o deyil. Mən də onu oluyorum. Səni necə almayım, ateşinə yalmayım. Səni necə almayım, ateşinə yalmayım. Başına dolanmayım, nanəli bulanına, qız qalası darına. Başına dolanmayım, nanəli bulanına, qız qalası darına. Mehri salmışam, ahi, heyran olmuşam, ahi, kuvvet almışam, ahi, Şamakı, Şamakı. Mehri salmışam, ahi, heyran olmuşam, ahi, kuvvet almışam, ahi, Şamakı, Şamakı. Bir oradan başlayaq ki, bu sizin ailədən, nəsildən. Mənə bir əvvəlcə danışın əslinizdən, kökünüzdən. Bu sualı mən elə bilə ömrümün tən yarısını 50 illik çiləşirəm. Niyə görəm? Çünki atam 37-də tutuldu. O mənim tale yazıma və də ömrümün sonraki illərinə ləngitdi. Atanız Yaponiyanın şpiyonu idi, Almaniyanın cəsusu idi, haranı? Yox, heç onun şpiyonu zadı deyil idi. Ancaq onun günahlarını adlandırıblar. Mən onu oxumuşam, onun Ruslar deyil, Dela. Delasın gelib, xahiş edəmişəm, veriblər mənə Daxili İşlər Nazirliyinin arxivindən. Onu günahlandırırlardı ki, 37-ci ildə firqə quran, Milli Qurtuluş Firqəsi qurub, Ruhul Axındov, o yaradıb, Milli Qurtuluş Firqəsini yaradıb. Buna deyirlər ki, ay Yetim Abbas, atamın üstünə gəlib var, onu sonra danışaram sənə. Yetim Abbas, sən Xınıslının, yəni nəyi Xınıslının, yəni isə kənd sovetini cəlb eləmək istəmirsən o milli dəstəyə. Bu bir günah. O da bugün Rusça danışırlar. O deyil o da sualcavlar Rusçalı. Onu da okumuşam. O deyir ki yok. Yok, 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 yok. Bütün sualları yok cevabı verip. Sonra deyirler ki o zaman biz şeyde de okuyuk. Uyanmış Torpak'ta da Şolukov'un romanlarında da Malkara kırılırdı Sovyet hükümetinde. Bana da günahlandırırlar ki kalkımızda filan kadar Malkara kırılıp. Sen de taksiri var. Deyirler ki bu Allah'ın belasıdır. Ben de taksirim. Bir de şeyle sonra Yevlak'ta rastfak komşuyum atam. Öldü atam Şamak'ta da rastfak komşuyum. Hızlı'da da Yevlak'ta da. Üç rüyamda rastfak. Onu o posta tutup aparmam. İndi saat neçeli? İndi saat neçeli? Gündüz gecə qarışıb. Şiir yaza bilmirəm, əruz heca qarışıb. Gözə girən qafiyə, çəkilibdir qafiyə. Mirsə yox şiir filə, sözlər necə qarışıb. Bu necə haydı küydü, bilmirəm yastı toydu. Adamlar bəstə boydu, gözək uca qarışıb. Göz asandan duyuruq, bilsin də qara duruq. Mərd olanı əyməz ruh, cavan qoca qarışıb. Tapılmır ağ varağı, qaralıb yaşamağı, şair neynəsin axı, hamar hasa qarışıb. İndi nə bəy nə xan var, xeyli ələ baxan var, doğru sözdən qorxan var, həyat bunda qarışıb. Neçə yaş varmış gedəndə? Cavan idi. 30 yaş. Onda belə bir təhsili filanı nə idi ki, belə vəzifələrə? O zaman komünist universitetlər vardı, ikili zat. O Tiflisdə oxumuşdu, komünist universitetində şeyin agronom idi o. Yəni kənd təsərrüfatı ixtisası vardı. Sonra o mənim bədbəxtliyim, talim ömrümün pillələri ki,
Herden ve dolaşırdı, ben inanmırdılar. Kalkçımen oğlu değillerdi. O, ben olsa mezhebden. Merlimle yıksın dediler ki, bu kalkçımen oğludur. Gönderi geçsin Seyret Mektebine. Gönderler beni baş üçünler Seyret Mektebine oradan okudum. Siz orada hansı mektepte okuyordunuz ki oradan? Orta mektepte, öyle böyle ümumi orta mektepte. Şamakı'da? Ha, yok yok, Kürdemir'de. Çünkü altın tutulandan sonra bizi kaçırttılar, Kürdemir'de gizlettiler. Çünkü o zaman aile, uşaklar da analar da tutulardılar. Kürdemir'de harada yaşıyordunuz? Kürdemir'de, Kürdemir anamın torpağıydı da. Şamakı atamın torpağıydı. Kürdemir anamın orada kardeşler vardı, kovumlar vardı. Köpalı sen kendini cizlendir, Adaçlı'yı da cizlendir. Bir müddet sonra çıktık bize. Hükümet hiç dinlemedi bize. Çöre karşı kasıta verdi. Az kalmadık. Ahri okuduk. Mektebi de hiç dinlemediler. Böyle. Neçe nefer idiniz ailede uşak? İki kız idi, bilmeyen. Üç. Üç tane bir de anamla. Atoz'un adı neydi? Abbas Yetim, Sadık Abbas. Bes o yetimden başka da nasıl değişir tekallüsler olur? Onun ömründe hayatı boyu üç tekallüs olup, bir ona uşak baktı, yetim dediler. Hakikaten yetim kaldı da. Biz de niye? Şamakı'da dönünce lezzetler olanda ulan öyler dağılıp, kovumlar ölüp. Onları çıkıp verirler dağlarına. Dağlar da yaşıyordu Kalkan'da. Sabrabat'ta. Orada da Beşenem Atan kovumlar var. Onları da tapmamışım, tanımıyorum. Atam orada adım atıp da ilk adımlarını. Orada da çehmetçi kovumlar vardı. Buna çehmetçiyle üredildiler. Çehmet dikebilirdi, senetkar idi. Hem de ehkam dikmeyi bilirdi. Böyle bir senet vardı. Sonra kaydım geldi Kalagay'dan Bakı'ya. Bakı'da kovumlar vardı. Bak, tarçı vardı vaktiyle ne? Erika Gülyev. O atama karşı oldu. Bak hemen Erika Gülyev Erede Zemmin oğlu olup. Onu görmüşüm ben tarçalanda. Sara Kadim Avcı'nda tarçalıydı. Yakşı kişiydi bile. Yo senetkar kime de yakşıydı. Senetkar kime de yakşıydı. Bak o ben kovmalı, atamın kovmalı. O çayın çıngılı hamar toplanar damar damar. O çayın çıngılı hamar damar damar. Kaytar sürünü kuzu çıl yüreğime korku damar. Kaytar sürünü kuzu çıl yüreğime korku damar. Akşam düşür su çoğalır yolu keser. Kuzuların kaytar sürünü kuzu çul yüreğime korku damar. Kaytar sürünü kuzu çul yüreğime korku damar. Bu sizin sınıfta başka halk düşmanlarının uşakları? Yok, hiç anca bir demeydi. Ben sonra ben gönderdiler. Ben oradan o vakta orada şiir yazmaya başlamıştım. Hırda kuru şiirler yazıyordum. Bir vatan bahar şiir yazmıştım ya, vatan bahar. 46. yılda bak. 13. yılda 46. yıl. 1946. yıl. Onu yapardım. Google sesi 9 yanıma düştü. Azamadan gönderdi gazete orada çıkırdı. Gogol Şişesi 9. Ben bir buran taktım. Orada bir herbi paltar giymiş. Özde Dilmen de şairen. Okudu şiirini beğendi. Ben de Seler Mektebi paltarındayım, üniformalıyım. Hoş geldin benden dedi. Ne olasın dedi, mantör olacağım. Işık mantörü. Ha dedi, gelen hafta gözle. Aslında dedilerini al. Bu şiiri çabalayacağım. Tezden de dedi, ne yazsın? Setersen benim yağıma dedim, yakış. O bana söz verdi, bir haftadan sonra şiir çıktı. Ben daha sevincimin haddi hüddü yok idi. Bütün uşaklar gösterdim, mermerler zaman. Sonra bir haftadan sonra
bir tane taze şey yazdım. Vatan apardım oraya hemen vayenle dedi ki daha sen buraya gelme. Yoklamış bu tercüme yalımı. Sen kalk düşmen olursan Sadık Abbas'ın olursan Şamakı'dan işte falan filan tuturup ben onu demişim ki eskiye gidip. Doğrudan da sonra eskiye gitti atam. Onları bıraktılar. Bu gönderler sürgün eliyle Kazakistan'a. Oradan da eskiye vardı. Davada da olma atam. Olup Leningrad adında vuruşup. Sonra oradan Japonya gelipler. Japonlara karşı gelipler orada. Hıngan dağlarından o folkun adı da Hıngan'dı. Muga Hıngan yüzesi. O vayını ben koymadı. Sonra bana İsveren derslerimde de biraz pis baktılar. Ancak gördüler yakışı okuyan bana işte elemediler. Ben kurtardım İsveren derslerimi. Bakıda sakılamadılar beni. Çünkü ben kalk düşmen uşağıya. Ben gönderdim atanına. Kirabat ne itiraz et ki ya. Böyle bir idare vardı. Şimdi bu okuyurdu siz senet mektebinde. Ha. Anoğuz'la kızlar kalmışlar Kürdemir'de. Kürdemir'de ha. Ne inirdiler? Burada yaşıyorlar. Hükümet daim kömeliydi. Dayılarım sağıydılar. İki daim biri başta yaşıyordu. Bir de İran'da işliyordu. Sovyet Hükümet'in göndermişti onu. Net üzere işliyordu. Bilmem daha ne inirdi. O oradan anama pul gönderdi. Anam da uşağları donandırırdı. Ben sonra özüm kusarından sonra gittim. Anamı götürdüm, apardım yanıma da. Apardım çıkıyor da. Malum işlerim. Sonra buraya getirdim Bakı'ya. Adam Hindistan'da yadırganır, yadlanır. Adam Hindistan'da gözden düşür, utanır. Adam Hindistan'da kalbi takatten hali, yüzü gözü bürüşür, el ayağı çözlanır. Adam Hindistan'da daha seni sayan yok, hatta senin sayen yok. Öz özüne odlanır adam ındırlanda. Küdüret aşıp daşır, fakıl, hasit karışır. Cahil görüp şadlanır adam ındırlanda. Adam açar itirer, adam ünvan aktarar. Bu da bir kör dalandı adam ındırlanda. İnsan dönüp daş olur, taş taşa yoldaş olur. Ündürmüş adlanır adam ındırlanda. Unudan bendelerde bunca soyukluk neden? Heyret bile derdenir adam ındırlanda. Bu adı dert değilmiş, bu dertler derdiymiş. Gel gör kim kimi tanır adam ındırlanda. Bu da beşer oyunudu, hayırla şer oyunudu. Ağda kara yalandı adam ındırlanda. Fikret Mellim neler oldu başladı şiir yazmağa? Yani bu şiir yazmak belədir ki evvel neyse okuyursan. Ben öyle okuyanlar edebiyat çevirdim. Edebiyatın meydan vardı. Sonra laf olsun her okuyanda tahta tüfenç şiir yazmıştım. Divar gelişinde vurmuşlar. Tahta tüfenç dedim ben tüfencim yok diye. Tahtadan tüfen düzeltmişim özüme. Bunun da diye vuruşmak olmaz. Söyle bir şiir. O oyuna başlayayım. Ancak aslında ilk şiirin bir sene olup Hasan Oğlu'ya Nezire. Çünkü benim orta mezhepten de şiiri sevdim. Hasan Oğlu'nun iki şiirini o zaman neşir olan olabilirdi. O dedi ki ayrıldı könlümü bir hoş kemerüz cenfaza dilber. Ne dilber dilberi şahit. Ne şahit şahidi server. Ben de yazdım ki geldim meşrep haneye ilmi fen dersi kanım. Ne meşrep meşrep bir senet ne senet zahmet şanım. Senet mene oldu bir cana düştü meşgün gölüne. O bile onunla nezir yazmış. Şimdi ezber bilmiyorum yalnız. Her şey beşin silvesinden o gönlüm ramanı. Ama bu insanın talihi garibe şeydi da.
Bu uşaqlığında, yeni yetməlikdə, gənclikdə hansı işlə məşğul olursansa, onun izi sənin həyatında həmişəlik qalır. Deyirsiniz, taxta tüfəng şeiri yazmışım. O taxta tüfəngi elə indiyəcən atırsınız. Elə şairi elə taxta tüfəng atmaq deməkdir. Yani, taxta tüfəngə qurban olum. Taxta tüfəngə, saxta tüfəng olmasın. İndi saxta tüfənglər çoxalır. O vaxt taxta tüfənglər elə pis deyil. Uşaqlar düzəldirlərdi, satırlardı. Uşaqları aldatmırdılar ki. Ancaq uşaqda bəzicə belə bir şey var. Kim istəməz onun yarı, onun yarı çatma qaş olsun. Neyləyirəm o yarı ki, o yarı ki çatma qaş olur. Dərdim ilə dərdlənməsin, dərdim ilə dərdlənməsin, qəlbi daş olsun, qəlbi daş olsun. Dərdim ilə dərdlənməsin, dərdim ilə dərdlənməsin, qəlbi daş olsun, qəlbi daş olsun. Gözəlliyi ürəklərdə gəzib axtaraq, gəzib axtaraq, gəzib axtaraq. Gözəlliyi ürəklərdə gəzib axtaraq, gəzib axtaraq, gəzib axtaraq. Ürək bir ev yiyəsidir, ürək bir ev yiyəsidir, gözəllik qonaq. Birisi Fikrət müəllim, nəyi fikirləşirəm? Bax, şeiriz deyirsiniz ki, çıxmışdı qəzetdə. Gələn dəfə gələndə artıq bu kişi bilir ki, siz xalq düşmanından olursunuz. Yəni, özü araşdırma aparmayıb onu. Orada görür o xəbərçilik sistemi, şeydançılıq sistemi ki, kimsə oxuyur, gəlir deyir ki, gəlir deyir ki, bax, filan kəsin şeirini çap eləmişsiniz. Bu xalq düşmanının oğul. Bir nəmizərdən ola bilər, ola bilər. Elə şeylər çox olur. Sonra ta universitetdə oxuyana qədər. Bax, sən öləndən sonra heç kəs mənə də söz demədi. Deyirsiniz, ondan sonra da deyirdilər. Yox, demədilər də. Mən tanımıram o cəmaatı. Bunların ürəklərində kin soyumur. Onların yadında qalar. Sən öləndən sonra da bəlkə də o cür baxanlar olub, onda dillərinə gəlmirlər. Yağın elə Stalini də bunların dərdi öldürüb. Bəlkə də, bəlkə də. Bəlkə də. Hər yerdə belə dünyanı neynirəm? Hər yerdə yol kəsir yolu, belə dünyanı neynirəm? Yolu yol kəsənlə dolu, belə dünyanı neynirəm? Adamları işi üzlü, dili teyxa, hasa sözlü, üstü açıq, altı gizli, belə dünyanı neynirəm? Otları var acı şirin, məskənindir xeyrin şərin, adam acıdır bəşərin, belə dünyanı neynirəm? Yolçu yolda necə olar, günü gündüz gecə olar, yol qutarar o heç olar, belə dünyanı neynirəm? Səfası çox, vəfası yox, səfası çox, şəfası yox, qadağa çox, rəvası yox, belə dünyanı neynirəm? Haqdır demir düz deyənə, işıq vermir gözləyənə, şərikdir şər söz deyənə, belə dünyanı neynirəm? Bu cəlali yetdi bənddir, birer dərddir hər bir bəndi, bu açılmaz kıl bəndi, belə dünyanı neynirəm? 37 olsaydı bu şehri yazsaydınız, atozdan əvvəl sizi tutacaqdı. Allah mənə tutacaqdır. Üniversitetə necə oldu girdiniz? Üniversitede valla o bir kahramanlıktı.
Əslində qərimanlıqdır. Çünki mən orta məktəbdə də axıradan oxuya bilməmişdim. Məsələn, 9-cu sinif oxumamışdım. Sonra 10-cunu... Niyə? Çünki mən getirib sənin məktəbdə dərslərin yanıcı qaldı. Bütün buna baxmayaraq, mən əskərlikdən qaydandan sonra 53 sənin öldü, 54-55-də mən gəldim Kürdəmirə, anam orada yaşayır. Gəldim olan öz evimizdə qaldım. Orada mən özüm təkid edərim, getdim imtihan verdim. Gecə Fəhli Gənclər Məktəbində 10-cu sinif oxudum. Və keman asistası aldım. Onunla da 56-cı ilə gəldim başa. İmtihan verdim, mənə götürdülər. Ona görə ki, mən Fəhli Əlidən gəlmişdim. Ona o zaman hörmət edirlərdi. Mən ən aşağı bal yığdım və götürdülər də mənə qurbanım Allah, Allah işinə. Əskərliyə harada getmiş, harada qulluq edir? Oradan elə, Naftalandan. Onlar mənə göndərdilər. Düşdüm bura, Şimali Qafqaza. Buradan da göndərdilər çox soyuq bir yeri Qorki şəhərinə meşə kəsməyə. Meşələrini ağızlığa kəsirdilər. Çox əskərliyim də ağır olub, çox. Əskərlikdən sonra mən nizama düşmüşəm. Əskərlikdə bir rusça öyrənə bildiniz? Rusça bilirdim, mən ondan da əvvəl bilirdim. Mən Naftalanda fəhləş deyəndə bir kütüphana vardı orada. Səyyar fəhlə kütüphanası. Bilmirəm neçə min kitab vardı orada. 2000-3000 yadır mı? Hamısı baxmışdım. Rusça baxmışdım. Azərbaycanda da vardı Rusçada. Özüm oxuya oxuya Rusçada öyrənmişdim. Mən hətta Qadir dayım vardı, o Sabahtır kişiydi. Kimya müəllimiydi, kitabda tərcümə edirdi. O, Sarı xanımın əli də. O, mənə dedi ki, sən bütün imtihanlarından qorxmuram, ədəbiyyatdan da qorxmuram, ingilis dilindən də hürmət edəcəklər, ama rus dilindən qorxuram. Gəl, mən bir dənə hekayə verim sənə. O, oxumunu tərcümə ilə Azərbaycan dilində. Həm də danış orada nə var. Çünki bəlkə imtihanda lazım oldu. Bir dənə mənə əsər verdi, müəllifin adı yanından çıxıb. Hekayə belə idi, Çalavik və Zirodini. O belə bir novella idi. Cənubla şimal vuruşanda Amerikada. Orada bir dənə əsir Sabahtı bir adamı, əsir tuturlar. Ona deyirlər ki, cəza verirlər ki, ömürlük Amerika torpağına ayağı basmasın. Onu mindirlər gəmiyə. Gəmi bir il gəzir okeyanda, torpağa qaydanda bunu qoyurlar başqa gəmiyə. Bu adamı heç hələ bilir ha. Çox maraqlı hekayədir. Ağırda Amerikada dövlət qurulur. O dövlətin böyük rəhbərlərindən biri gəlir bu gəmiyə. Ona xəbər verirlər ki, burada bir dustaq var. Onu buraxın da yazırdır. Deyir, aparın mənə onun yanına. Onu gətirir, o görür ki, bu adam torpaqda olmaya-olmaya. Torpaqdan gətirilən qəzetlərdən bütün vətənin bu 10 illik tarixini yapışırıb divarlara. Belə vətənpərdər adam olub. O kişi əmr edir ki, buraxın bunu, götür özünü aparır. Belə bir hekayədir, maraqlı. Mən oxudum daima, daim da mənə, sonra getdi müəllimlərə, məni tapşıranda, deyəndə ki, bu mənim bacım nə oldu? Belə hekayəni mən danışdım müəllimə. Müəllim deyir ki, mən sənə kömək edəcəm. Rus dili bilməyimin köməyi olan mənə. Azərbaycan, könlüm quşu qanat çalmaz sənsiz bir an. Azərbaycan, xoş günlərin getmir müzam xəyalımdan. Azərbaycan, səndən uzaq düşsən də mən eşqin ilə başlayıram. Paralanmış qəlbim kimi qəlbi viran. Azərbaycan. Bir an Azərbaycan, xoş günlərin getmir müdam xəyalımdan. Azərbaycan, könlüm quşu qara çalmaz sənsiz bir an. Azərbaycan, xoş günlərin
senden ayrı düşsem demen, eşkin ile yaşayıram. Yaralanmış kalbim kimi, kalbim İran, Azerbaycan. Azatlıktır bize merhem, sana derman. Üniversitede kimlerden okuyordu? Sonra tanınan adamlar var mı sizin talebe yoldaşlarınızı? Tanış. Efendim, üniversitede okudum. Tevfik Hüseyinov. Şimdi alimdi, profesördü. Sonra Amerikan. Hello. Allah şükür. O da alimdi. Sonra İfrat Aliyeva. Ben okuyayım. Benim hakkımda kitabı yazdım. Sonra Refik Zeka, Arif Abdülazade. Onlar bizim sınıf çok yüklü sınıfıydı. Herkesin benim yanımdadı. Artık talebe vakti yakın ki biraz... Ben talebe vakti, ben şiirlerim çıkardı. Bize ne oldu? Birinci kurstan ben çöp almaya başladım. Çünkü ana el adında bir nakal yazmıştım. Üniversitenin almanakında çıkmıştı. Bekter okumuştum, Bekter Abdülazade. Çağırdı beni. Ben aldım kanadı altına. Benden hemşe maraklanırdı. Ne yazıram da. Sonra ben çap alındım. Edebiyatta, gazetelerde ben 5 yılı oradan aldım, kanadalarla dolandım. Hem de şunu yukarı işleyirdim. Başının şunu tiyatrolarında. Gündüzler okuyordum. Akşamına gelip şuna verirdim. Dolanmak için. Havaya da kino bakırdınız ha? Bakırdım havaya. Bir tane ağzımızın dilinde en çok hoşum gelen hava sözü, havayı. Çok güzel sözdü o. O talebe dernekleri, sonra edebiyat dernekleri zaten sizin dövrede çok meşhur oldu bu vakti. Ya oğlum bir sen dernekleri çok meşhur oldu. Bir Ağzol Yaycılar'da dernek yaparırdı. Bekter Melim Özgür dernek yaparırdı. Onların benim bir kıyarı olup ki o 5. kursta oldu. Kulan Sendikleri Şehriyar'ı getirdi bana Bakı'ya. Onun getirdiğinde kitap hazırlamıştı Mehmet Söz Şehriyar. Orada bir tane şiir vermeliydi. 3 tane şiir getirdim. Ben Bekter Melim Cilli'ydim. Diplom işim Mehmet Hazı'dan de. Ben okuyordum Bekter Melim'e. Birden Kulan Hüseyin geldi. Dedi Bekter Melim, sen bu yayara gireceksin. Bekter Melim dedi ki, gireceksin istirahate de. Hem de kaçacağımlarımla. O dedi ki, 3 tane Şehriyar'ın şehri var. Setri tercüme edilmişim. Onları benim sana dedi, yok yok. Benim hemen, gel bir dakika yan. Oturduk sonra benden soruştu. Sen Fars dilinden söz bilirsen dedi, bilirim. Klasik şehri, Hadir okumuşam, Sabir okumuşam. Başım çıkır. Dedi, Şehriyar eşitmişsen dedim, yok eşitmemişim. Dedi, o büyük şair de İran'da yaşıyor. Onun 3 tane şehrini, Azerbaycan, Enişte'ne kitap, Enişte'ne meşrup, bir de mumyalanmış adam. 3 tane şehrini, Setir tercümesini verdi Bekter Melim'e. Bekter Melim de Kulan Hüseyin'in gözünün kabağında verdi bana ki, bunları sana veririm, 1 ayda vakit veririm. Ben olmuyordum Bakı'da. Zenciyle telefondan de Kulan Hüseyin'e, beğense beğenir, beğenmir, beğenmir daha. Beğenmezse beğenmedi. Ne onları tercüme ederim. Dünya, cevapsız bir tapmaca. En çetin sual dünya. Cah ciddi, cah sergerden. Ey herdem hayal dünya. Törpaksan sen, susan sen. Hiç bilmiyorsan nesen sen. Her gün bir rencesen sen, mavi sarı al dünya. Göğden gelen atmaca, tor hörürsen açtaca, sürece ne vaktaca, bunca cahcer al dünya.
Gel gör acıyıp hamur. Her şey senden pay umur. Aldat bizi dinmez dur. Çarçur dünya lal dünya. Bakıp da gerdişine. Sana değil de reşine. İndir dur gel işine. Öz geliyor kal dünya. Söndü ezablı günler. Azı şirin sevgiler. Kim ağlıyor kim güler. Sen versin mazal dünya. Sen ağdar sen karadar. Oğluya tay arkadaş. Varlığa dost ya kardeş. Çasıma zaval dünya. Senindir algış kargış. İki yüzlü sen yay kış. Dibi çürüş yıpranmış. Kadimi çuval dünya. Ben birinci sınıfı Şamak'ta okumuşam. Atan tutulandan sonra. Sonra daim yıkıdı bizi getirdik şu demire. O birinci sınıfta beş kar yakmıştı. Seherde girmiş, seher girinde yakmırdı. Ancak biz okuduğumuz müddette kar güçlü olup yarım metreden yakmıştı. Çıkanda gördü, melimler dediler ki, melimler şeyler belli alırlar, uşaklar bir biçiğinden de öyle alırsınlar. Ham ne yaparlar, beni yaparlar, yaparlar yoktu. Akında o odun yıkıp bizim peşimizi yandıran koca kişi vardı. Bunlar dedi, namerd adamlardı. Sadıkova işler düşende kedillerdi, ne lazımdı, karşı edilirlerdi. Şimdi bunlar seni yaparmayacaklar, ben yaparacağım oğul, darıkma. Ders kurtardı, götürdü beni çiğine, getirdi beni evimize. O çiğini tutmadılar sonra? Yok yok, tutmadılar yok. Yaşlı kişiydi. Bir neler de vardı Şamaklı Mellim. O bu yakınlarda yaşıyordu Nusret Mellim. Şimdi ben de oradan gelmişim. İkinci sınıfı Çünemir'de okudum. Dördüncü sınıfta bir şehir var. Kahraman Kızıl Ordu düşmene zerbe vurdu. Benim bir yanımdan. Ben ham okuyor. Dediler dur danış. Ondan soruştu Misra bundan bundan. Soruştu Mellim. Soruşursan uşaklar da bilmirler. Benim üzerine gelir akı. Dünya haber verdi radyo ki biz geri çekilmişiz. Ancak burada kitabı yazdım. Da kahraman kızıl orada düşmene zerbe vurdu. Niye? Dediler asır. Onun için atında böyle danıştı tuttular atı avarlar. Sınıfta kışkırdı üstüme. Sonra ders kurtarında çağırdı beni. Girdi koluma. O yüzümden öptü bu yüzümden. Dedim ben atı onu da istiyorum. Onu çok istiyorum. Yakışık kişi olup, ancak sınıfta böyle şey danışmak olmaz. Sen de uşaksın, sen de sana sürdüğünü eylerler. Ama böyle olup, başıma böyle söyleyeceğim. O dövrün noktaya nazarından tam düz değilmiş de kişi. Ha, düz değildi, öyle aygattı. Öyleymiş de öyle düzüymüş. Böyle atozun deriz o şeklin o sonra bir haişle minnetle aldızlar. Böyle hiç o sureti gözünüzün kabağında kalıp mı atozun? Yok, yakışık kişiydi. Yakışık kişiydi. Uca boylu, zarfat seven Şamaklılar kimi, parti işini bilen, tekallüsler dilimi yetim almaz. İkinci tekallüsü onun Komsomol idi. Komsomol işinde çok yaşlı işlemişti. Kaçaklarla da vuruşmuştu, Hızlı'da, Şamaklı'da. Ona dönüne Komsomol da kabile vermiştiler. İkinci, eskerliği de ona duşa dediler, duşa. Çünkü Ülay, Mehriban İdami'nin keşfiyattaydı orada. Keşfiyat bozulduğunda. Orhan bir de soruştu ki, baba sen Nemis'i öldürmüşsen. Dedi yok ben keşfiyat bozulduğundaydım. Biz gelip Nemis'i oğurlayıp çatı peşmeti verirdik. Onlar onu soruşturlardı. Bir de Orhan'a demişti. Beraati zadı ne zaman oldu Atoz'un? Öyle üniversitede ben okuyan da 56. yılda. Hadi 53 yılda 56'da öyle üniversitede ahtar taptılar beni, gittim ben, kağız verdiler bana. Onda da atam gelmişti ordudan, yaşıyordu Leningrad'da. Azerbaycan'a koymurdular onu. Görüşmemişti Zatoz'la? Yok. Onda o alanda kağızı sövündü. Sonra gittim ben onun yanına da görüşen. Gittim onun yanına. Sonra o geldi, ondan sonra geldi o. Geometri'ye ders verirdi. Kapı devirdi, Erşen Abdullahev. Şamaklı dahi. Atası da atamla dost olup.
O bilgece Golgol'a girdiler. Kapını açıp girmeyeceğim elim. Açın. Bir uşağı sövündüreceğiz. Sarkov çedir ayağa durdum. Dedi atın gelip. Allah ben de sövündüm, yürüdüm, öptüm. Öyle bak orada müellimler uşağına sövünür. Öyle olur mu? Sırgamın kaşı zümrü, gözümün yaşı zümrü. Sen üstü içindesen, beni bürüyüp ümit, beni bürüyüp ümit. Az kalıp azca kalıp, birinci zümrü giren kirpiğimden damla. Ümidimi kırma kırma, ümidimi kırma kırma. Böyle Fikret Hanım, isteyeyse böyle uzanın. O cüre böyle sökenin danışını. O daha rahat olur. Zarafa diyeceğim ya. Şimdi sökenine yer yok. Sökeninden yerler ölüleri çürüydüler. Usulurlar. Ya da ki artık kimse sökeni bora. Öyleyse ya. O yanına sökenler. Ondan adamın da, bir tarafından sökeni var. Onu saklıyorlar. Matbuatta böyle faal şekilde ne vaktan çıkış eylemeye başladın? Matbuatta... En faal üniversite illerinde en yaşlı yazılarımı yazmışam. Bir parça veten. O kitapların birinde sana verilen kitapların. İşleyip arasında. Halil'den ön sözü var. Ben var. O çok meraklıdır. Orada bir şey yazmışam ben. Mirali Seydov bir şeyden açmıştı bana. Türk folklorundan. Esatirinden. Ben onu kaleme almıştım. Dizi değişmiştim bile. O çok yaşanlı. Sonra bir tane yazım var. Anso Mete efsanesi. Mete ya, Mete efsanesi. O çok istedim o şeydi. Bir tane de var. Nenemin el yazması. Halça hakkında. Azerbaycan halçası hakkında bir şey. Bütün halçanın tarihini orada eyhamlarla girmişim. Ben mesela Allah rahmet eylesin Hüseyin Arif'e dedi ki ben hiçbir şairin şiirinde gözüm yoktu. Özüm şairim, yazarım, ben için harifim. Hatta sen de bir tane şiirin var, hasta şiirin. Onu bana bağışlasaydın, dedim ki ben de bağışlayayım benim sana. Böyle oldu. O onu beğenmişti. O benim yanımdan. Adınızı niye Fikret koydular? O Fikret, onu atam koyup. Yani atam Şamak'ta koyup o adı. Orada bir efendi varmış. Ya da efendi, ya efendi Türk şiirini bilirmiş. O dedi ki Türklerde güzel adlar var. Ne anında olan da atam zaten geliyor buna. O dedi ki Türk şairi var, Tövbe Fikret. Onun tekallüsünü kum götür uşağı vardı. O bir o benim adım verir. Bana oradan gelir. Düşüne verirler vardı. Atam da beğenip onu götür deyiver. O adam Nerlim idi. Şamak'ta hürmetli adamıydı. Kızların adı neydi bacılarınızın? Birinin adı Almaz idi, birinin adı Elmira. Yaşı yıllar? İkisi de ölüp. İkisi de ölüpler. Elhümra, o beni her demir şikayet edildi ki benim adım harici adına okusun. Dedim ki bacım sen fikirleme. Bu el el sözüydü. El artikuldu. Hümra da kırmızı. İspanya'da Ara dola. Endelis'e Andaluzya'da. Orada kırmızı mescit var. O mescidin adı El Hümra'dı. Ona göre İspan kadınları öz kızlarına El Hümra adı koyurlar. Sonra gelip o Fransa'ya, Fransa'da onu model edip Elmira. Hemen El Hümra oradan da. Anasının adı neydi? Anamın adı Şirmay.
Birinci kitabınızın çıkmağına vakit olup? Kitabım bence 63'te. Yıkıdık balıza çıtarda bir 3 çatış siliye, bir çatış, bir müellif vereki. O Bekter müellif şey yazıp, kitabın adı Cıgır idi. Yola çıkan Cıgır. Bekter müellimin şey var, ön sözü var. Onunla çıkmış, ben Bekter müellimin oğluyla çıkmışım. Hemen o kitapta. O kitap meşhur kitapta o. Yani onunla ben edebiyata gelmişim öyle. Eğri düz. Eğriyle düz. Ekiz kardeş. Çaştırıp da bizi eğri. Düz adama taş atır taş. Beğenmiyor düzü eğri. Uşak yaşımdan hemşe seyre çıkmak istemişem. Ben böyle yer görmemişem. Dağı hamar düzü eğri. Görmeyen de beni danlar. Hardan gelir bu adamlar. Ağaçlarda bu hislet var. Bazı şımar. Bazı eğri, yerde tek ben şahım deyir, gördüğü her işi eğir, gönlüdür şah yeriyir, yerişi düz, iz eğri. Eğriden alıp savadı, dinlenmeye yok sağdı, düz oturup yalan satır, sandal düz, mize eğri. Ha vuruşur, ha elleşir, her gün bir nesil işe düşür, ostur yanır alışır, uzağı cur, közü eğri. Düzü görende kör olur, ne utanır, ne yorulur. İstese düppedir durur, gözü şişes, dizi eğri. Unutulmaz Fikret Sadık, benim nezerimde yalnız şair değildi. O şairliğinden daha evvel dil keşikçisiydi. Belki de talih şairliği Fikret Sadık'a məhz dilimize müqəddəs xidmətində daim sərvaxt olması üçün bir silah kimi bəxş etmişdi. Fikret Sadık dilimizin her sözünün dadını, rəngini, saysız çalarlarını bütün inceliğiyle duyan, bu deyimin gözəl mənasında sözdən söz çıxarmağı bacaranlardan, söz ağacının bir budağında min yarpağı duymağa qadir nadir qələm adamlarından idi. Dilimizin işığıyla elə qaynayıb qarışmışdı ki, elə zahirən də ulu atamız Qorqud dədəyə bənzəməyə başlamışdı. Qorqud ata oğuznamələrində dünyaya gəlimli gedimli dedi. Sonucu ölümlü bu dünyada ad çıxaranlara, iz qoyanlara alqış eləyərək yerin uçmaq olsun söylədi. Uçmak yani cennet. Fikret Sadık yeri ve talihi uçmak olanlardandır. Uçmak sözünün hem cennet hem kanatlanmak anlamında. Bu millete ebedi yadigar koyduğu diri şiirleriyle Fikret Sadık dilimizin, millet ruhunun engin fezalarında uçuşlarını dilimiz, milletimiz, yurdumuz var oldukça devam ettirecek. Hörmətli dinləyicilər, axşam görüşlərinin unudulmaz şairimiz Fikret Sadık'ın xatirəsinə həsr edilən buraxılışı sona çatır. Mən hamınıza uğurlar diləyirəm, salamat qalın.
Verilişi Refail Hüseyinov hazırlayıp.